Gamze, öncelikle teşekkür ediyoruz ilk konuşmacımız olduğunuz için. İyi ki güzel bir sunum hazırladınız. İyi ki bizimle paylaşmaya gönüllü oldunuz, istekli oldunuz bunu. Gerçekten de EMDR önemli bir konu bir yandan. Bir yandan da aslında bizim sizinle konuştuklarımızdan bildiğim sınav kaygısından bahsedeceksiniz ama koronavirüse de uzanan Evet. bir süreç bahsedeceksiniz aslında EMDR ile ilgili. Lütfen önce kısaca kendinizi tanıtın, sonra sizin sunumunuzu dinliyoruz. Evet, ben Gamze Kalkanlı. Şu anda Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde psikoloji doktora öğrencisiyim. Dördüncü dönemdeyim. Bu sene yeterlik sınavına gireceğim ve bu okulun öğrencisi olmaktan ve sevgili hocalarımdan çok mutluyum. Çok güzel çalışmalar yapma şansımız oluyor. Ben biraz heyecanlıyım bugün. Gri Cevher Seminerinin ilk sunumunu yapmak durumundayım. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Bugün pazar günü, gerçi her gün pazar şu anda ama hepimize dışarıda çalışan arkadaşlarımız da var, doktor arkadaşlarımız da. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Sağlık neferlerimizi, bizi koruyan, korlayan. İnşallah zevkli bir sunum olmasını diliyorum. Beğeneceğinizi umarım. Ve bugün saat 8'e kadar neredeyse eklemeler yaptım. Gökben hocama son halini göndermiştim ama birkaç ekleme daha yaptım. Umarım beğenirsiniz. Soruları da sonrasında alırız sunum bittiğinde. Teşekkür ediyorum. Şimdi başlıyorum sunumuma. İçerik olarak baktığımız zaman ben ilk önce EMDR'yi anlatıyor olacağım. Arkasından RTEP yani Recent Traumatic Episode anlatıyor olacağım. Burada biraz bu Elazığ depremi olsun, koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalar olsun, onlar hakkında bilgiler vereceğim. Üçüncü olarak dört element ve güvenli yer çalışması yaptıracağım. Bugünlerde hepimiz aslında son derece gerginiz, belirsizlikler içerisindeyiz, sıkıntılar içerisindeyiz. Ben Zoom'dan bağlandığım arkadaş gruplarıma da yapıyorum bunu ve çok iyi geliyor herkese. Sizle de bu çalışmayı deneyimlemek isterim. Biraz belki sizi rahatlatacağını düşündüğüm bir çalışma. Sonradan da bu sınav kaygısına yönelik olgu sunumuna geçerek sunumumu tamamlayacağım. Şimdi hepimizin bildiği gibi aslında göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme konusunu anlatıyor olacağım. EMDR, Francis Shapiro tarafından 80'li yılların sonlarında, 1987 yılında travma tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemi olarak geliştirildi. EMDR travma terapisi için deneysel olarak doğrulanan özel bir tedavi protokolüdür ve birçok psikoterapi yöntemi kitapları içerisinde de yer alıyor. Ve burada travmanın görüntüsü, kişinin kendisi hakkındaki olumlu inançları, travma ile karıştırılan duygular ve çift yönlü uyarım sırasında travmanın bedendeki duyumunu içeriyor EMDR tekniği. Ve başlangıçta çift taraflı uyarım göz hareketleriyle yapılmaktaydı. İlk çalışmalardan sonra terapistler tüm bireylerin bir seans boyunca gözlerinin ile hareketleri takip etmediğini, terapistlerin ellerini kolayca takip edemediklerini gördüler. Bazıları gözleri yorulmaktaydı, bazılarında gözleriyle ilgili problemleri vardı. Bu nedenle ekranda da görüldüğü gibi bazı aletler geliştirildi ve bunlarla da çalışma yapabiliyoruz. Beynin her iki tarafını etkileyen olası etki mekanizmasının göz hareketleri değil, çift taraflı uyarım olduğu belirlendi aslında. Yani ellerle yapacağımız şekilde de olabiliyor. Bacaklara tıp tıp yapabiliyoruz. Çocuklarda daha çok omuzları kullanarak böyle tıp tıp yaparak
devam ediyoruz. Çeşitli teknikler kullanıyoruz. Önemli olan çift taraflı uyarımı sağlayabilmek. Bu slide önemli. Bir sonra yaptıracağım 4 element ve güvenli yer çalışmasında bu butterfly hug dediğimiz, bazen kelebek vuruşu, bazen de kelebek kucaklaması diye geçiyor. Bu hareketle kendimize uyarım veriyoruz. Online terapi gerçekten bu dönemde bizim için önemli bir fırsat oldu aslında. Ama dün de grubumuzda konuştuk. Çok da kolay değil. Çünkü göz göze, can canı bir ortamda, aynı ortamı paylaşamıyoruz danışanlarımızla. Onları tabii ki odadaki, seans odasındaki kadar kolay belki takip edemiyoruz. Ama burada online terapi yönteminde de kendisine bir takım hareketler yaptırıyoruz danışanlarımızın. Çocuklarda ise anneyle çalışarak annesinin bu tappingleri yapmasını, işte bu omuzlarına olabilir, dizlerine olabilir, o şekilde yapılarak terapi online şeklinde devam ettiriliyor. Yerde beynin sağ ve sol hemisferleri, yarım kürelerinin aynı anda harekete geçiren göz hareketleri ya da çift taraflı yarım kürelerin hemisferler arası bilgi aktarımını kolaylaştırıyor. Duygu ve nedenini tekrar işleyerek bütünleşmeyi sağlıyor. EMDR danışanın yaşama daha iyi uyum sağlamasını, kendisini ve diğerleri hakkında, dünya hakkındaki görüşlerini ve sorunlarıyla olumlu boşa çıkma teknikleri getirmesini sağlıyor. Ve burada iki tane beyin resmi görülüyor. Ve EMDR öncesinde beynin aktivitesinin çok yoğun olduğu görülmekte. Sonunda EMDR terapisinden sonraki beynin fotoğrafı, danışan sıkıntıları azalmaya başlıyor. Yaşadığı travmatik olaylara yüklediği anlam artık değişmeye başlıyor. Ve hızlı ve şaşırtıcı bir değişim yaşanıyor. Çok ilginç yanı ki bu sadece bu travması, çalışılan travma değil, onun dışında da diğer olaylarda da böyle bir değişim yaşanmış oluyor farklı travmatik olaylarda da. Bu slide'da da aslında bir metafor var ve beyni sanki bir virüs girmiş gibi, beyne virüs girmiş gibi üst fotoğrafta. Altta baktığımız zaman terapi EMDR uygulandıktan sonra da tamamen beyin düzenlenmiş, sağlıklı karar verilecek hale gelmiş durumda olduğunu gösteren bir çizim. Travmaya geldiğimiz zaman savaş gazileri, doğal afetlerden ve terörist saldırılardan kurtulanlar popüler imgelemde travma mağdurları olarak tanımlanıyor. Fakat gerçekteki sözlükteki tanımına göre kalıcı olumsuz bir etkisi olan herhangi bir olay travma. İnsanlar işlerini, sevdiklerini, mal varlıklarını kaybedebiliyorlar. Bunun sonucunda da acı çekiyorlar aslında. Kişiler huzurlarını yitirdiğinde ya da iç huzuru olmadığında bu durum neden kaynaklanırsa kaynaklansın, aslında ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamasına neden oluyor. Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında beyin görüntüleme teknikleriyle yapılan bir araştırmada burada hipokampal hacmin azaldığı ve travmaların anımsadığı durumda da amigdala ve amigdalaya bağlı yapılarda etkinlik artışı olduğu görülüyor şekilde.
kesimlere ve özellikle sağ hemisferde belirgin olduğu, aynı zamanda da geri dönüşler yani flashbackler yaşandığı zaman sağ vizüel kortekste etkinliğin arttığı ve kişisel deneyimleri iletişimsel dile çevirmekten sorumlu olan sol hemisfer bölgesindeki blok alanının da tamamen kapatıldığı gösteriliyor bu çizimde de. Bir travma yaşandığında kişi o anıyı o anki duygusal kapasitesiyle kaydediyor aslında. Ve fizyolojik olarak depolanmış yaşantı olayın gerçekleştiği zaman diliminde duygu ve beden duyumu ile işlenmemiş bir şekilde kaydediliyor. Ve bu anılar işlenmediği için diğer anılar gibi bir tetikleyici bir durum ortaya çıktığı zaman, bu obje olabilir, bir kişi olabilir, bazen bir koku olabilir, bazen bir ses olabilir, travma mağduru olumsuz duygu ve düşünceleri üretmeye devam ediyor bu süreçte. Burada uygulamalı bilgi işleme modeli denilen bir model var ki buna Adaptive Information Process deniyor, AIP olarak tanımlanıyor. İnsanlar sorunlu ve işlevsel olmayan yaşam deneyimlerine ve doğal olarak yanıt vermelerine ve onlarla ilişkili rahatsızlığı çözmelerine izin veren bir bilgi işleme sistemine sahip. Demin de zaten bir beyin metaforu yapmıştık. Bilgisayar ve beyni benzetmiştik. Bu travmatik olay doğal olarak AIP sistemini bozabiliyor ve bu gerçekleşirse bilgi işlenmemiş, yani disfonksiyonel diyoruz buna, disfonksiyonel olarak orada kalıyor. EMDR daha önce çözülmemiş travmatik olayı çözümlemek için çift taraflı uyarımla birlikte travmatik olayla ilgili özel bilgilere odaklanıyor aslında. Mesela bir trafik kazası örneğini verecek olursak, bir kaza meydana geldiğinde kazanın sürücüsü bu benim suçum fikrine takılıp kalabiliyor. Ve gerçek durumdan bağımsız olarak kişi bu olumsuz duygu ve inançları, ki biz buna negatif kognisyon diyoruz, bununla yaşamını devam ettirebiliyor. İşte araba kullanmak, otoyola çıkmak, bir kazaya şahit olmak gibi durumlarda. Yaşamış tura gitti. Kazası. Pardon? Ses mi gitti? Sesi duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Hocam ben duyabiliyorum. Tamam. Peki. Bu şekilde bu inanç harekete geçiriyor. Yani sürekli benim suçum, benim yüzümden oldu gibi. Ve işlenmemiş olaylar travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere bir takım ciddi stres bozukluklarına neden olabiliyor. Bu hedef de bu işlevsiz bellek ağlarını, yani disfonksiyonel ağları daha uyumlu bellek ağları ile bağlamak ve bütünleştirmek. Şimdi burada bir 8 aşamalı EMDR protokolünden bahsedeceğim ben. Danışanın geçmişi hakkında bilgi alma, bir tedavi planlaması ve 3 yönlü yaklaşım deniliyor. Burada geçmiş olaylar, mevcut konular, şimdi ve gelecekte öngörülen durumlar, gelecek. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek düşünülüyor. 3 yönlü yaklaşım dediği bu. Hazırlık aşaması var, değerlendirme aşaması var, duyarsızlaştırma aşaması var, yerleştirme, beden tarama, kapanış ve yeniden değerlendirme olarak 8 aşamadan oluşuyor. Ve burada her terapide olduğu gibi aslında önemli olan bir şey var. Terapötik ilişki kurmak, terapistin danışanıyla, danışmanın danışanıyla terapötik ilişki kurması çok önemli. Burada bir anamnez alınıyor. Danışanın geçmişi hakkında bilgi toplamak gerekiyor. Terapi planını ve vaka formülasyonunu geliştirmek gerekiyor. Görevler olarak danışanın öyküsünü almak, belirtileri objektif olarak değerlendirmek, yeniden işleme için hedefleri belirlemek, güncel belirtilere neden olan travmatik olaylar nedir? Yani geçmişte neler yaşandı? Bugün bunu tetikleyen olaylar, objeler, nesneler nedir?
bu güncel tetikleyicileri bulmak ve gelecekteki hedefler üzerinde duruluyor. Bir de burada insanların travma ile baş etme becerileri diye bir bölüm koydum. Ciddi kriz yaşamış olan kişilere bu durumla baş edebildikleri, nasıl baş edebildiniz, nasıl bu problemi çözdünüz gibi sorular sorularak modeller geliştirilmiş aslında. Bu modellerin biri de Morley, Lahat ve arkadaşları tarafından 1999 yılında geliştirilen Basic PH modeli. Bu modeli biraz kısaca anlatacağım. Burada İngilizce kelimelerin baş harfleriyle oluşan basic ve PH'den geliyor. Basic değer ve inançlar, yani tutumlar, inançlar, hayat görüşleri, anlam vermek oluyor. Duygu dediğimiz dinleme becerileri, duyguları kabul etme, ifade etme, sosyal dayanışma dediğimiz kısımda sosyal rolleri, becerileri, aileden destekleri var mı, yakın çevre destekleri, imagination dediğimiz düşleme, hayal kurma gibi, cognition bilinç ve cognition'da da bilgi, problem çözme, iç konuşmalar giriyor. Ve fiziksel dediğimiz zaman davranış ve hareketler, yani egzersizler, rahatlama, gevşeme teknikleri, yeme düzeni, çalışma düzeni gibi, bunlar da davranış ve harekete giriyor. Aslında her birey bu 6 baş etme kanalının hepsini kullanma potansiyeline sahip. Herkesin daha önce yaşadıkları zor durumları düşünerek kendilerinin kullandıkları problem çözme teknikleri, başa çıkma kanallarını fark etmeleri ve bu anlamda başka kanallara da farkına varmalarını sağlanıyor. Kişi ne kadar fazla baş etme kanalını kullanabilirse iyileşmesi de aslında o kadar çabuk oluyor. Bunun da kaynağını bulabilirsiniz. Burada belki slaytımda fotoğrafını çekerek, İngilizce bir kaynak, Morley Lahat'ın yazdığı kaynak da burada görülebilir. Hazırlık aşamasında hedefler oluyor. Mutlaka danışandan bilgilendirilmiş bir onam alınması gerekiyor. Yaşı 18 yaşındaki altında olduğunda mutlaka velisinden bunu almamız gerekiyor. Psiko eğitim vermek, bu da önemli. Çünkü ben bu slide bu şekilde değil ama daha basit bir slaytı onlara anlatıyorum. Bu sistemin nasıl işleyeceği, EMDR tekniğinin nasıl olduğunu anlatan bir psiko eğitim vermek gerekiyor. Danışana yatıştırma teknikleri öğretmek ki demin de söylediğim gibi 4 element ve güvenli yer oluşturmak mutlaka gerekiyor. Bu stabilizasyonu sağlamak için gerekli. Çünkü bu bilateral uyarımlar, çift taraflı uyarımlar sırasında danışan o olayı canlı olarak yaşıyor. Sanki o andaymış gibi travmatik olayı tekrar tekrar yaşantılıyor. Ve bu nedenle bazen de terapi sırasında elini kaldırarak durdurulması gerektiğini söylüyor. Ve biz de ona tekrar bu stabilizasyon teknikleriyle güvenli yerine gidip rahatlamasını sağlıyoruz. Bu onun için önemli. Haftalık bir programı takip etmek gerekiyor. Bu özellikle travmatik olay, yakın tarihli olan, mesela bu korona salgını gibi olaylarda süreyi çok daha kısaltıyoruz. Mesela bazen danışanlarla haftada 3 kere bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve terapotik ilişkiyi güçlendirmek gerekiyor. Danışanı EMDR'a yönlendirmek, yeniden işleme sırasında kullanmak üzere metafor sağlamak, danışanı yatıştırma tekniklerini seans dışında da kullandığını doğrulamak. Çünkü danışan setler yapıldıktan sonra ve seans bittikten sonra bu travmatik olayla ilgili bazı anları, görüntüleri görebiliyor, rüyasında görebiliyor. Onun için de uykuya dalmakta güçlük
çekebiliyor ya da uyanabiliyor. Mutlak surette bu güvenli yeri kendi ev ödevi olarak veriyoruz, deneyimlemesini istiyoruz. Değerlendirme dediğimiz aşamada EMDR'ın hedefleri, tedavi planında seçilen hedefin birincil yönlerine erişmek ve SUD dediğimiz bu öznel rahatsızlık seviyesi de deniliyor. Negatif kognisyon, olumsuz biliş, NK çeşitli şekilde belirtilebiliyor. Bu travmatik anı ile ilgili resimlere odaklandığında, o resme, o ana odaklandığında öznel rahatsızlık derecesini 0 ile 10 arasında değerlendirilmesini istiyoruz. Bazı durumlarda bu gerçekten onu bulabiliyor. Bu kişiyi çok rahatsız eden, çok önemli bir travma olabiliyor. Hayatını çok etkileyen bir travma olabiliyor. Ve bizim terapi sonrasında bu süreçte bunu 0'a indirmemiz gerekiyor. Validity of cognition, VOC dediğimiz, ki pozitif kognisyon, pozitif biliş, olumlu biliş diye de geçiyor. Travmatik anı ile ilgili resme odaklandığında olumlu inancın geçerliliğini 1 ile 7 arasında bir skala üzerinde sayısal olarak değerlendirmesini istiyoruz. Bu olay düşünüldüğünde bir pozitif inancın tamamen yanlış olduğu, yani mesela ben başarabilirim diyor. Ben hayır başaramam diyorsa 1'i söylüyor. İşte başarabilirim, kısmen başarabilirim diyorsa 3-4 diyor. Ama terapi süreci sonrasında bunun amacı 7'ye kadar bunu çıkartmak. Burada da yine danışandan bu ölçümleri alıyoruz. Burada da bir kullandığımız, özellikle çocuklarda kullandığımız materyal 0 ile 10 arasında, hani onlara bunu anlatmak için işte 0'da hiçbir rahatsızlığı kalmamış, tamamen gülen bir yüz ama 10'da çok ciddi rahatsızlığı olduğunu gösteriyor. Burada da metaforik olarak bir ateş örneğini gösterdim. Bir patlama var, çok büyük. Ondan sonra artık 0'a düştüğünde ateşin kontrol altında olduğu görünüyor. Değerlendirme aşamasında da olayı en iyi temsil eden resim, kaygılandığında gözünün önüne gelen resim nedir? Duygusu nedir? Bu görüntüyle gelen duygular nedir? Dediğimiz gibi negatif inancı nedir? Resme odaklandığında o olumsuz biliş nedir ki bunların içinde burada ben birkaç tanesinin örneğini verdim. Değersizim, bir şey yapmalıydım, benim suçum, kendini ifade edemem, ben bir başarısızlık örneğiyim, kontrol bende değil, kendime güvenemem gibi negatif kognisyonlar var. Pozitif kognisyon, pozitif olumlu inanç dediğimiz zamanda yine hani 1 ile 7 skalasında olan kısımdı bu. Tedavi sonunda anı ile ilgili resme odaklandığında kendisiyle ilgili sahip olmayı düşündüğü inanç. Yani ben değerliyim, yapabildiğimin en iyisini yaptım, başarabilirim, kendimi ifade edebilirim, kontrol bende, artık şimdi bende kontrol, şimdi seçeneklerim var, başarabilirim gibi olumlu pozitif kognisyonlar. Ve görüntüyü mevcut negatif biliş, hedeflenen pozitif biliş, duygu ve beden duyumunu alarak bu değerlendirmeyi ve ölçütleri kaydediyoruz. Duyarsızlaştırmada da hedef anı için öznel rahatsızlık birimi ölçeği 0 olana kadar setler uyguluyoruz. Demin de söylediğim gibi el hareketleri olabilir, cihazı kullanıyor olabiliriz, küçük tık tıklar olabilir, her türlü çift taraflı uyarımı kullanabiliyoruz danışanın onayladığı. Danışana ayrı bir çift yönlü uyarım setleri uygulamak ve değişimleri kaydetmek, değerlendirme yapmak ve periyodik olarak hedefe dönmek. Yerleştirme bu safhada da hedeflenen pozitif inancı yeniden işlemeye devam etmek. Yani 7 olana kadar, hani 1 ile 7 arasındaydı VOC, 7 olana kadar bunu devam etmek.
Danışanın hedefleri en pozitif inancı farkındalık düzeyinde tutarken çift yönlü uyarımla sağlamak ve 7 o düzeyine kadar devam ettirmek. Sonraki aşama beden tarama aşaması. Danışan rahatsız edici bir beden duyumu bildiriyorsa rahatlamaya kadar, rahatlayana kadar işlemeye devam etmek gerekiyor. Ve danışanın bedeninde pozitif duyumlar olana kadar çift taraflı uyarım setlerini sağlamak gerekiyor. İşte çok rahatladım, böyle sanki omuzumda bütün yükler kalktı, bir kuş gibi hafifim gibi vücudunu baştan parmak uçlarına kadar sanki bir MR cihazına girmişçesine bedenini taramasını istiyoruz ve o olumsuz duyumlar, bedenle ilgili olumsuzluklar tamamlanana kadar bu süreci de devam ettiriyoruz. Kapanış dediğimiz zaman işlemenin yeterince sağlanıp sağlanmadığına karar vermek. Görevlerde istikrar ve yönelimi sağlamak için yatıştırma teknikleri kullanmak, yine dediğim gibi güvenli yer kullanabiliriz. Terapinin etkisi hakkında kısa bir açıklama yapmak ve danışandan seanslar arasında kendiyle ilgili notlar tutmasını istemek. Aslında bu her aşamada da seans bitiminde danışanın notlar tutmasını istiyoruz. Demin de demiş olduğum gibi o beyin çalışmaya başladığı için travmatik anla ilgili farklı ayrıntılar da gelmeye başlıyor. O zaman danışan şöyle de söyleyebiliyor. Benim bir de şöyle bir olay aklıma geldi. Böyle bir rahatsızlık oldu. Şunu da yaşamıştım. Benim değersizlik hissimle ilgili mesela ilkokulda da bir anım var gibi. İşleme süresi devam ettiği için beyinde notlar almasını istiyoruz. İşte rüyaları olabilir, bunların hepsini danışmanıyla paylaşması, terapistiyle paylaşması gerekiyor. Ve yeniden değerlendirmede hedefler, tedavi planının tüm yönleriyle ele alındığını doğrulamak ve hedefleri tekrar kontrol etmek gerekiyor. Yani bu görevler yerine getirilmiş mi? Bunların tamamı, çünkü tek bir anla çalışılmıyor. Örneğin bir kişinin değersizlik hissi varsa, işte mesela diyor ki ben ailemde istenmeyen bir çocuk olarak dünyaya gelmişim. Ben bunu ilk duyduğumda halamın konuşmasından bunu duydum diyor. O bir anı olarak çalışılıyor ve dediğim gibi o da sıfıra indirilmesi gerekiyor Sudere'nin rahatsızlık düzeyinin. Sonra diyor ki işte ilkokuldaki öğretmenim bana bunu yapmıştı. Şu arkadaşım, o bütün o olayları teker teker, o anıları çalışmak gerekiyor. İlk olarak ilk anıdan başlayarak devam ediliyor. RTEP'e geçersem, aslında RTEP, Recent Traumatic Episode Protocol diye geçen bir protokol. Yakın tarihli travmaya müdahale protokolü bu protokol. Şöyle ki, travmatik epizotta beynin etkilendiği travmanın başlandığı günden bugüne kadar neler yaşandığını anlatmasını istiyoruz. Bu özellikle başlangıçta da ifade ettiğim gibi tamamen bu deprem, çığ, bombalama olayı, mesela terör saldırıları gibi olaylarda ve çok yakın tarihli bir travma var. Mesela Elazığ depreminde bu çalışma kullanıldı. Çünkü burada danışanla hızlı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Demin de söylemiştim, hani şimdi de korona virüsü nedeniyle sağlık çalışanları, doktor, hemşire, hasta bakıcılarla çalışıyoruz.
hasta yakınlarıyla çalışıyoruz. Hastanın kendisiyle çalışıyoruz. Yani hatta hasta yoğun bakımda entübe değilse, ara yoğun bakımdaysa bile çalışılabiliyor hastayla. O zaman belki Skype üzerinden değil de WhatsApp'tan görüntülü konuşma şekliyle çalışılıyor. Ve hastasını korona nedeniyle kaybetmiş, yani yakınını, annesini, anneannesini, bir büyüğünü kaybetmiş kişiyle çalışılabiliyor. Burada da çok yakın tarihli bir travma olduğu için bu negatif kognisyonun, SUD dediğimiz olayın, yani Subjective Unit of Disturbance, rahatsızlık düzeyinin ondan sıfıra düşmesini pek beklemiyoruz. 3'e 4'e kadar düşmesi yeterli. Burada ekolojik SUD denilen bir şey var ve bunu hatta bazı durumlarda 5'i bile yeterli kabul edebiliyoruz. Çünkü travma çok yeni ve aslında olay da devam ediyor. Mesela Elazığ depremzedeleri için olayı düşünürseniz, onlar evleri yıkılmış vaziyette, çadır kentlerde kalıyorlar gibi. O yüzden de burada bakış açısı biraz daha farklılaşıyor. Bir de flash forward yöntemi var. Yani EMD ve EMD küçük R aslında EMDR'ye çok demin anlattığım protokole çok benziyor. Fakat flash forward uygulaması biraz daha farklı. Yani EMD ve EMDR'de aslında point of disturbance üzerinden, yani rahatsızlık veren nokta üzerinden hareket ediyoruz. Yani geçmişteki, mesela işte bir ay önce ne olmuş olabilir? Hastada korona çıktı, çok üzüldüm, midem yandı, kalbim acıyor. Ya da işte bir sağlıkçı olduğunu düşünürseniz, işte hastanede hazırlıklar yapılmaya başlandı, şüpheli vaka geldi gibi. Yani rahatsızlık veren noktalar alınıyor aslında. Flash forward tekniği daha farklı, çünkü danışanın geleceğe dair yüzleşmekten korktuğu felaket senaryolarının çalışması yapılıyor burada da. Yani işte gelecekte belirsizlik var, işte ya annem ölürse, ya biz hiç evden çıkamazsak, ya ben mesela bir sağlık çalışanıyım, 2,5 ay yaşında çocuğumu bırakıp evden uzaklaşıyorum, onun yanına gidemiyorum, ben çocuğuma hiç kavuşamazsam gibi, bu yüzleşmekten korktuğu felaket senaryolarıyla çalışılıyor aslında. Artep de bu şekilde. Yine sormak istediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. Şu anda korona ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmada şöyle, burada da EMDR grubunun insani yardım programı ile çalışıyoruz. 5 seans üzerinden danışanlarımıza vakit ayırıyoruz. Tamamen gönüllü bir süreç. 400 tane terapist bunda görev alıyor. Liderlerimiz var. Bu konuda birlikte toplantılar yapıp seans sonralarında süpervizyonlar yapıyoruz ve paylaşıyoruz vakalarımızı. Ve bize söylenen 5 seansla bunu bitirmeye çalışmamız. Ama tabii bazen bu 5 seansı daha uzatabiliyoruz eğer tam iyileşme sağlanmadıkça, ama 5 seans üzerinden anlaşılmış durumda. Şimdi de burada 4 element çalışmasını yaptırıyor olacağım. Bu bir stabilizasyon çalışması aslında. Toprak, topraklama, grounding, hava deyince nefes, su dediğimizde ağzımızdaki tükürük bezlerini olabildiğince aktive etmek gerekiyor. Ateşte ışık oluyor, ışık huzmesi, ışık gibi düşünelim. Ve buradan da güvenli yere bir geçiş yapıyor olacağız. Şimdi ben hepinizden şöyle bir istekte bulunacağım. Özellikle su, içecek bir şey yanınızda, işte çayınız, kahveniz, biraz ağzınızı
sulandıracağımız da bir şey olursa bu çalışma aslında daha etkin hale gelecek. Şimdi ben buradan stop share'e basarak çıkacağım ve sizle tekrar bir araya geleceğim ve oradan konuşarak size paylaşımda bulunacağım. Çünkü bu kelebek vuruşuyla ilgili çalışmayı da göstereceğim size. Evet. O zaman yapacak. Ara verip mi yapacak? Ne yapacak? Tamam. Sesimi duyuyor musunuz? Evet hocam. Duyuyoruz hocam. Duyuyoruz. Evet, şu an duyuyoruz. Evet hocam. Evet. Peki şimdi umarım duydunuz değil mi benim anlattıklarımı? Kapalı değil de. Evet. Hadi, evet tamam. Hocam. Evet, gayet iyi hocam. Sorun yok. Çok güzel. Şimdi şu ellerimizi kelebek vuruşu ile ilgili şu şekilde tutmanız mümkün mü? Şu anda yapmayacağız ama kelebek vuruşuna geçelim dediğim zaman ortamdan çıkmanızı istemiyorum. Kelebek vuruşu için ellerinizi şu şekilde tutabilir misiniz? Evet. Evet. Şimdi. Herkes ve şu şekilde göğüs hizamızda tutup şöyle ben biraz göstereyim. Çok küçük de değil, hafif donumuzu yakarak da değil ama ortalama bir hızla bunu böyle tıp 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 şeklinde yapacağız. Ama şu anda yapmayacağız. Şimdi bu dört element toprak, hava, su ve ateş çalışmasına başlayabiliriz. Şimdi hepimiz sandalyemizde en rahat şekilde oturalım. Böyle toprak oturalım. Ayaklarımızı yere basıyoruz. Her iki ayağımızdan da tam olarak bastığından emin olalım. Ayaklarımızın tam olarak yere bastığından emin olalım. Ve dikkatimizi ayaklarımıza verelim. Yavaş yavaş gözlerimizi kapatalım. Evet. Etraftan gelen herhangi bir ses var mı? Dinleyelim. Güvende ve rahat olduğumuzdan emin olup tekrar dikkatimizi ayaklarımıza yönlendirelim. Ayaklarım yerde, sandalyemde oturuyorum, toprak, zemin beni taşıyor, ayakkabımın, terliğimin içine bu bastığım zemini iyice hayal edersem, bastığım toprağı hayal ediyorum, hissediyorum, o topraktan gelen güçlü enerjiyi hissediyorum. Ve bunu yaparken güvende ve rahat bir şekilde sandalyemde oturuyorum. Ve şimdi dikkatimi nefesime veriyorum. Şimdi beraberce nefes alacağız 10 kez. Bu nefeste 4 birim tutacağız. 2 birim tutacağız. Ve 4 birimde bu nefesimizi bırakacağız. Herkesin birimi kendine aslında. Artık bu nefesi burnumdan alıp çıkarıyorum ve yaklaşık 6.'dan itibaren vücudumun
gevşemeye başladığını hissediyorum. Artık istediğim yerde nefesimi gönderebiliyorum. Rahat nefes alabiliyorum. Rahatım, merkezindeyim, sakinim. Ve şimdi sizden ağzınızda güzel bir şey yediğinizi hayal etmenizi istiyorum. Bu bir çilek olabilir, bir portakal olabilir, sizin sevdiğiniz bir yiyecek olabilir. Bunu ağzınızda ıslandığını hissedin. Eğer gerginsem aslında ağzım kuru oluyor. Ama rahatsam ağzım ıslak oluyor. Onun için de birazcık size böyle su içmenizi de önerdim. Ve tükürük salgılamaya çalışın. Ağzınız olabildiğince ıslansın. Şimdi ağzınıza ne şapırdatıyorsanız, bazen bir mantı da bu işlevi yerine getirebilir. Yine merkezimdeyim, sakinim ve bunları yaparken derin bir nefes almaya devam ediyorum. Ve şimdi de kendinizi çok güvende hissettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz bir yerde tahmin edin. Bu bir deniz kenarı olabilir, bir orman olabilir, bir yayla gibi yer olabilir. Gördüğünüz şeylerin renklerine bakın. Hangi renkleri görüyorsunuz? Günün hangi saati, hangi sesleri duyuyorsunuz? Buna odaklanın. Kendinizi oranın huzuruna, oranın güvenine, oranın rahatlığına bırakın. Şimdi demin size öğretmiş olduğum kelebek vuruşlarıyla kendinize çift taraflı uyarım yapın. Şimdi derin bir nefes alın ve neler gördüğünüzü iç gözünüzle tekrar bir bakın. Neler duyuyorsunuz, neler hissediyorsunuz, beden duyumunuz nasıl, bedeniniz rahatladı mı? Buna bir bakın. Evet, şimdi tekrar bir nefes alalım. Dört burnumuza çekip, iki tutup, dörtte dört birimde bırakalım. Evet, şimdi bilmiyorum kaç kişi yaptı ama yapan bir arkadaşımız, beni takip etmiş olan bir arkadaşımız deneyimini paylaşmak ister mi acaba? Ben paylaşabilirim. Tamam. Ben göremiyorum kim. İrem. Tamam. Dinleyebiliriz. Herkes duyuyor değil mi arkadaşlar? Evet. Evet duyuyoruz hocam. Evet duyuyoruz. Evet. En başından itibaren söylediğiniz her şeyi çalıştım, gayret ettim ve daha sonrasındaki o nefes alıp verirken ki o ritmik hepsini yaptıktan sonra sizin dediğiniz gibi bir çilek ya da bir meyve hayal, daha çok ağzımı sulandıracak bir şey olmasını istedim. Ve gerçekten de aslında kaygılı bir yaklaşım geçirmeme rağmen biraz da sulandırdı.
Orada bir rahatlama yaşadığımı düşünüyorum. Ve yer olarak da çocukluğumda 5 yaşımda gittiğim bir yazlık evimizin orayı, orada kendimi buldum. Orada da mavi ve yeşil renkler, çünkü deniz kenarı ve ağaçlar var ve orada da hep oynadığım bir üzüm bahçesinin, üzüm bağları olan böyle salkımların olduğu bir yer var. Aslında çok enteresan. İlk meyveyi seçtim. Sonra o yer canlandı gözümde. Çocukluğumda, çünkü orada o üzüm bağının altında oyun olmuş. Çok daha dingin hissettim. Peki. Siz o çevik hareketini yaptıkça her ritmik vuruşta o güne dair anılar canlanmaya başladı gözümde. Bir şarkı geldi aklıma, o günün bir kokusu geldi aklıma. Mesela şu anda burnum çok fazla iyi koku almıyor. Denizin kokusunu, iyotun kokusunu alamıyorum ama küçükken çok iyi alıyordum. Ve o zamanki o iyot kokusu, yosun kokusu, bunların hepsi hafızamda canlanmaya başladı. Bu şekilde çok güzel bir deneyimdi. Evet, çok mutlu oldum. Başka var mı? Çünkü bir arkadaşınız ben kelebek vuruşu yaparken hiçbir şey görmedim demiş. Eğer stres çok yüksekse, çok stresliyse bazen görülemeyebiliyor. Çünkü mesela ben de danışanlarımla bu korona sürecinde yaşadığım, mesela seans sırasında gidebildiler ve ben öğretmiştim ona da kelebek vuruşuyla kendi başına güvenli yerine git diye. O gidemedi, yaşayamadı çünkü stresin boyutuyla ilgili ya da tam konsantre olmamakla ilgili de olabilir Ece Hanım. Yani onunla ilgili olabilir. Başka paylaşım yapmak isteyen var mı? Hocam ben paylaşım yapabilirim. Tamam, dinliyoruz. Bu arada şu an çok rahatlamış hissediyorum. Ben gözlerimi kapattığımda Kaz Dağları'na bakan bir tatille gittiğimiz yer var. 8 senedir yaklaşık gidiyoruz. Orada bir sabah vakti balkona çıktığımı ve o Kaz Dağları'na baktığımı hayal ettim. Yeşil tonları ağırlıklıydı. Ve aslında o kuş seslerini çok iyi duyamadım ama o görüntü oldukça benim karşımdaydı. Beden duyumlarım ise hani çok daha gerginliğimin rahatlamaya döndüğünü fark ettim. Ve gözlerinizi açın dediğinizde ben hani böyle yüzümde bir gülümseme, sanki böyle yeniden öğle uykusundan uyanırız ve hani böyle daha dinç hissederiz ve bir mutluluk olur ya, birazcık daha hani hafiften bir farklı iyilik, güzellik hissederiz ellerimizde. Onu fark ettim. Yani o şekilde olduğunu fark ettim. Yani şu an akşamın verdiği yorgunluktan bir şey kalmamış gibi, duygusal olarak. Üzerimde bir etki kalmamış gibi. O yüzden teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Bu tekniği kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok kaygılı olduğumuz zamanlar oluyor, belirsizlik oluyor. Ev ortamımız artık evimiz, hem mutfaktayız değil mi? Günün bütün zamanını evde geçiriyoruz. Dışarıya çıkamıyoruz, çıkmıyoruz ya da. Böyle sıkıldığımız anlarda buralara gidebiliriz. Bir arkadaşınızın sorusu var. Ferda Hanım'ın sorusuna cevap vereceğim. Pardon, Ayşegül Hanım, geçmişe mi gitmek bekleniyor? Hayır, geçmişe gitmek beklenmiyor. O arada beynimiz bizi nereye götürebilirse oraya gidelim. Yani bu hiç gitmediğimiz bir yer de olabiliyor. Mesela bir belgeselde izlemiş olduğumuz bir yer olabilir. Yani çok gitmek istediğimiz başka bir, hiç gitmek istemiyoruz ama gitmek istediğimiz bir yer olabilir. Huzurlu, sakin gidecek bir yer. Aslında bu çalışma tabii çok detaylı bir çalışma. Güvenli yeri bulmuş olan arkadaşlarımın aslında bir yere bir isim vermesi çok faydalı olur. Herhangi bir isim olabilir, sembolik olabilir, metaforik olabilir.
mesela bazı danışanlarım cennet der bu gittiği yere. Bazı danışanlarım işte Kaz Dağları der, gittiği yerin adını söyler. Bir isim verip bu kelebek vuruşuyla da kendiniz bunu getirdiğiniz zaman gözünüze ciddi bir rahatlama oluyor. Başka sormak isteyen ya da anlatmak isteyen var mı? Ben bir şey sorabilir miyim size hocam? Mesela hayal ederken işte söylediniz ya, hep tek olarak gitmemiz gerektiği söyle. Yani öyle mi olması gerekiyor? Mesela yanımızda olmasını istediğimiz bir kişiyle de bunu uygulayabilir miyiz? Yani kendimiz yanımızda bize huzur verecek biriyle olmayı da hayal edersek olabilir. Olur mu? Tabii ki bunun hiçbir sınırı yok. Mesela ben güzel bir soruydu, teşekkür ederim. Bir koronavirüsü olan abisi, koronavirüsü olan bir danışanla çalışıyorum. Güvenli yerine hasta olan abisini ve iki yeğenini de götürdü. Çok mutlu bir şekilde birliktelik yaşadılar orada, piknik vesaire. Yani bu da olabilir. Tek başınıza olmanız gerekmiyor ama bazı danışanlar tek başına gidebiliyor, tek başına kalıyor. Bazıları iki kişi, üç kişi ailesi olabiliyor. Peki, şimdi tekrar devam edelim o zaman. Olgu Hocam, bir şey sorabilir miyim? Bir soru sorabilir miyim acaba? Ben baştan sorusunu uyguladım. Bana da çok iyi geldi açıkçası. Ama başta bir açıklama yapmıştınız. Toprak, hava, su ve ateşle ilgili. Bunu tekrar kısaca bağdaştırabilir misiniz bu çalışmayla? Yani bu tamamen bir stabilizasyon tekniği. Yani toprak dediğimiz zaman hani o toprakta bir güven vardır. Bastığımız zaman, toprağa değdiğimiz zaman hava nefesi getiriyor. Nefes zaten nedir? Hayatiyet. Yani biz nefes alarak yaşamı sürdürüyoruz. Bu anlama geliyor ve dört element dediğimiz su. Su hayattır. Zaten su hayatın en önemli bir parçası. Ateşte de ışık anlamına geliyor. Zaten oradan ışık derken de güvenli yerimiz, yani güvenli yerimiz nasıl parlak, ışıklı, mutlu olduğumuzu hissettiğimiz yer şeklinde. Burada bir açıklama daha yapmak istiyorum. Çünkü önemli bu dört element. Mesela Elazığ depreminde toprak kısmı kullanılmadı. Çünkü neden? Toprak son derece tehlikeli, sallantılar oldu ve toprak nedeniyle evleri çöktü depremde. Ve mesela bize verilen uyarıda da danışmanlarla, bizim uzman arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, liderlerimizle, mesela nefes alma problemi olan birine de nefesi aldırtmıyoruz. Çünkü hani nefesi zor alıyorsa bunu uygulamıyoruz. Yani bu da aslında durumsal ama normal şartlar altında dördü de, dört elementte uygulanıyor. Well, here goes.